Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurdu. Ardından başkente kapsamlı bir IŞİD operasyonu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bugün için kapatılması konusunda bir karar aldığı doğrudur. Bu kararı e, yetkili makamlarımıza da iletmiştir. Ancak... Büyükelçilikten yapılan açıklamada elçiliğin pazartesi günü için kapalı olacağı belirtildi. Ardındansa salı günü de kapalı olacağı duyuruldu. Elçiliğin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığının altı çizilen açıklamada sadece acil hizmetlerin sağlanacağı, vize ve diğer rutin işlemlerin yapılmayacağı ifade edildi. Ankara'daki Amerikan vatandaşları da uyarıldı. Amerikan vatandaşlarının kalabalık alanlar ve büyükelçilik binasından uzak durması istendi. ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbari bilgilerini e, Türk istihbaratıyla ve güvenlik birimleriyle paylaşmıştır. Bu çerçevede hem istihbarat birimlerimiz hem güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, gerekli adımları atmıştır. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Amerika kaynaklarından Türk istihbarat birimlerine Amerikalıların olduğu yerlere yönelik terör eylemi olabileceğine ilişkin bilgi geldiği kaydedildi. Valilik bu nedenle güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını duyurdu. Konuya ilişkin hükümetten de bir açıklama geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda kararın siyasi olmadığını söyledi. Bu karar siyasi bir karar değil sadece güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. Yap Bu arada Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini, 12'sinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik güçlerimiz Gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Operasyonun önceden planlandığı belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu olduğu, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi.